Aklım almıyor kızım. Ne istiyorlar sizden? Bilmiyorum. Oğlunuzun benden sakladığı o kadar çok şey var ki. Aylin. Hani o gün sen beni aramaya geldiğinde... Evet, bana yalan söyledin. Ben zaten Zahide'yi niye bırakmaya geldim günü anlamıştım. Abisi görüşmemizi istemiyor ya. Ondan demiştir herhalde. Önemli değil Zahide anne. Artık hiçbir şey şaşırmıyorum. Nasıl aradınız? Ben bir abime bakayım. Bir şeye ihtiyacınız var mı? Evet. Yalnız kalmaya. Yapmam gerekirdi. Oğlum için yapmam gerekirdi. Neden sinirlerime hakim olamadım? Neden? Çabuk hareket edeceği hiçbirimizin aklına gelmedi. Hırsızlıktan ayrıldığı gibi buraya oğlum almaya gelmiş. Ameliyat meselesi mi yine? Hayır, ondan vazgeçti. Ne, para mı derdi? Para da umurunda değil. Ne o zaman, seni mi istiyor? Gece birlikte olursam Kaan'ı gönderecekmiş. Kabul et, ne duruyorsun? Kadın manyak diye korkuyor musun yoksa sana bir şey yapar diye? Umurumda değil. Ben bugün o kadının istediği şeyi yapmak için gittim. Kaan nerede? Yoksa istediğini alıp kazık mı attı? Dokunmadım bile. Derdin ne oğlum? Babaannem derdi. Evlat için çiğ tavuk yenir. Benim hayatta asla yapmam dediğim bazı prensiplerim var. Sadakat de bunlardan biri. Ebu da bunu çok iyi biliyor. O geceden sonra... artık ben bir ailem var diyemem. Konu Aylin'se sen oğlunu getir ona. Her şeyi unutur. Ama ben unutmam. Ne oldu Yekta Harmanlı zekasına, plancılığına? Ha? Zamanla Aylin'lere yapmadığın kalmadı. Göstersene oğlum Ebru'ya da gününü. Aynı şey değil lan, aynı şey değil. O zaman kızım güvendeydi. Benim elimdeydi. Şimdi oğlum... Ebru'nun ve dayısının yanında. Ben nasıl hamle yapayım Yılmaz? Ya oğlumun saçının tek bir teline zarar verirlerse? Birini yapmak zorundasın. Ya hamleni... ya da Ebru'nun dediğini.